Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk güzelim. Hay maşallah. Evet yiğitlerim, 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, zamanı hazırdan ta iptidai hilkat aleme kadar olan zaman-ı mazi umumen vukuattır. Vücuda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı birer satırdır, birer sayfedir, birer kitaptır ki kalemi kader ile tersim edilmiştir. Dest-i kudret, mucizat-ı hayatını onlarda kemal-i hikmet ve intizam ile yazmıştır. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zaman istikbal, umumen imkanattır. Yani mazi vukuattır, istikbal imkanattır. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse, nasıl ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudatı icat eden zat, yarınki günü mevcudatıyla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vesile şüphe getirmez. Öyle de şüphe yoktur ki şu meydan-ı garayb olan zaman-ı mazinin mevcudatı ve harikaları bir Kadir-i Zülcelal'in mucizatıdır. Kat'i şehadet ederler ki o Kadir bütün istikbalin, bütün mümkünatın icadına, bütün acayibinin izharına muktedirdir. Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün almaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Baharı icat etmeyen bir elma icat edemez. Zira o elma o tezgahta dokunuyor. Bir elma icat eden bir bahar icat edebilir. Bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali musaggarıdır. Hem sanat itibariyle koca ağacın bütün tarihi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibariyle öyle bir harikayı sanattır ki onu öylece icat eden hiçbir şeyden aciz kalmaz. Öyle de bugünü halk eden kıyamet gününü halk edebilir ve baharı icat edecek haşrin icadına muktedir bir zat olabilir. Zaman-ı mazinin bütün alemlerini zamanın şeridine kemal-i hikmet ve intizam ile takip gösteren, elbette istikbal şeridine dahi başka kainatı takip gösterebilir ve gösterecektir. Kaç sözlerde, bilhassa 22. sözde gayet kat'i ispat etmişiz ki her şeyi yapamayan hiçbir şey yapamaz ve bir tek şeyi halk eden her şeyi yapabilir. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur ve suhulet peydeder. Eğer müteaddit esbaba verilse ve kesrete isnat edilse tek eşyanın icadı bütün eşyanın icadı kadar müşkilatlı olur ve imtina derecesinde suhubet peydeder. Dest-i kudret mucizat-ı hayatını onlarda kemal-i hikmet ve intizamiyle yazmıştır cümlesini. Açar mısınız Gül dede? Evet. Cenab-ı Hak yaratacağı şeyi ilminde takdir ediyor. Sonra kudretiyle harice çıkarıyor. Daire ilimden daire-i kudrete çıkarıyor. Yani yaratıyor. Bediüzzaman Hazretleri kader mistardır, kudret mastardır diyor. Mesela cetvelle çizgi çiziyoruz. Cetvelin şekline göre orada çizgi meydana geliyor. O zaman cetvel o çizginin planı olmuş oluyor. Cetvelde nasıl bir şekil varsa, daire şekli var, üçgen var, dörtgen var, beşgen var, ilahir gibi şekiller var. Bu şekillere göre yapılıyor. İnsan bir şey yapacakken onun önce planını çiziyor, o plan üzerine apartmanı dikiyor. Yahut onun resmini çiziyor, resme göre o eserini yapıyor. Yahut bir model koyuyor, maketini koyuyor, ona bakarak yapıyor. Bunların hepsi de plandır ve kadere misaldir. Cenab-ı Hak neyi yaratmışsa ilminde önce onun planını takdir etmiş, buna kader diyoruz. Kudretle yaratmış, ona da kaza diyoruz. Her şeyin kader dairesinde planları yapılır. Kudret bu planlara göre o şeyleri yaratır. Yani mazi vukuattır, istikbal imkanattır cümlesini açıklar mısınız Gül dedem? Eyvallah yiğidim. Diyelim evinize misafir olduk, çorba yaptınız, yanından salata yaptınız, yedik, içtik, ikram ettiniz. Öğlen oldu, akşam oldu.
Efendim size sorsam ki yine o çorbayı, yine o salatayı yapabilir misiniz? Tabii ki yaparım. Yanında da kadayıf dolması yaparım. Vay maşallah yiğidime. Bakın işte Allah bizi yaratmış. Doğduğumuzdan beri bizi besliyor. Bize el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, dil vermiş, dudak vermiş. Nereden yaptı bunları Cenab-ı Hak? Bir damla sudan yaptı. Böyle muhteşem şekilde insanı anne karnında yaratan Allah Celle Celaluhu sonra kabir karnında niye yaratmasın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam acbüzzenab diye tabir ettiği, tıbbın yeni bulduğu 33 adet omurga kemiğimizin en sonundaki bir kemiğin içindeki iliğimiz yaksak yanmıyormuş, preslesek bozulmuyormuş ve çürümüyormuş. Cenab-ı Hak nasıl koca ağacı bir çekirdeğe yerleştirdiği gibi insanın da bütün amellerini sırtımızdaki acbüzzenab'de saklamış. Bizleri bir damla sudan yaratan Allah sırtımızdaki bir kemikten de yaratmaya muktedirdir. Dünü yaratan, bugün yaratan da odur. Bugünü yaratan da, yarını yaratan da odur. Hiçbir şüphe yok. Denizin altındaki çeşitli hayvanları, balıkları, gökte uçan çeşitli kuşları kim yarattı onları? Allah yarattı onları. Geçmişteki yarattığı şeyler kat'i şehadet ederler ki her şeye gücü yeten Allah Celle Celaluhu bütün gelecek zamandaki bütün varlık aleminin ortaya çıkmasına gücü yeter. Amenna. Evet. Bir elmayı icat eden bir baharı icat eder cümlesini açar mısınız Gül Dede? Vay maşallah. Hay hay. Maşallah maşallah. Baharı yapamayan bir elmayı yapamaz yiğidim. Çünkü o elma o tezgahta dokunuyor. Bir elmayı yapan bir baharı da o yapabilir. Çünkü bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın bir misali musagarıdır. Yani küçültülmüş bir şeklidir. Elma ağacı bütündür, elma ise o ağacın bir parçasıdır. Elma ağacının canlı kalabilmesi ve yeşermesi için kainatın bir fabrika gibi işlemesi ve hareket etmesi gerekir. Ağacın yeşermesi için hava lazım, su lazım, toprak lazım, güneş lazım, elementler lazım. Kainatın komple bir kurgu içinde olması lazım. Bu hayatın olması için bütün kainatın çarklarının işlemesiyle mümkün oluyor. Ağaç için nasıl kainat gerekiyorsa ağacın elması için de aynı kainat gerekiyor. Allah kainattaki bütün sanat ve eserlerine öyle bir imza ve mühür atmıştır ki bir sinek ile kainat arasında sanat noktasından hiçbir fark yoktur. Öyleyse elma kiminse kainat da ancak onun olabilir. Bu da Allah'ın birliğini gösteriyor. Elma veya elma ağacının kainata bir model olması hayat sayesindedir. Yani Allah Celle Celaluhu hayat sanatı üstünde öyle bir mühür ve imza vurmuş ki taklidi mümkün değildir. Baharı icat edecek, haşrın icadına muktedir bir zat olabilir cümlesini açar mısınız bildin? Hay maşallah yiğidime. Dokuzuncu sözde şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrın sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir deniliyor. Şu gecenin sabahı gece olunca her şey karanlıkta. Bu kadar şey nasıl aydınlanacak? Tek tek aydınlanacağını düşündüğümüz zaman altından kalkamayız. Dünya dönüyor. Gece gidiyor, gündüz geliyor. Teker teker değil, her şey birden aydınlanıyor. Veya şu kadar ağaçlar ölmüşler kışın. Ne yaprak var, ne çiçek var, ne meyve var. Her şey kupkuru hale gelmiş. Bu kadar ağaç nasıl dirilip, nasıl yeşillenecekler? Mevsim meselesi. Bahar geldi mi her şey birden dirilip yeşilleniyor. Haşir de bir bahardır. O geldiği zaman insanlar birden yaratılacaklar. O kış gidecek, bir bahar gelecek. Allah bir şeyi her şeyle ilgili ve bağlantılı yarattığı için, bir şeyi yaratmak için her şeyi yaratmak ya da her şeyin dizginini elinde bulundurmak gerekiyor. Mesela bir elmayı yaratırken güneş lazım, hava lazım, su lazım, toprak lazım vesaire. Sebepler açısından birisi olması elmanın icadı olmuyor. Allah tek elmanın vücut bulabilmesi için bütün kainatı ona hizmetçi yaptırıyor. Hem de elma için gerekli olan bütün sebepleri istihdam etmek için sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret gereklidir.
Bu sonsuz sıfatlardan biri olmasa elma yine olamaz. O bir şeye her şeye hizmet ediyor. Bir şeyi yapmak her şeyi yapmakla eşit olduğu gibi her şeyi yapmak bir şeyi yapmakla da eşittir. Bütün insanların yeniden dirilmeleri ve yaratılmaları bir tek insanın ihyası ve yaratılması gibi kolaydır. Bir tek insanı yaratma ile bütün insanları yaratmanın bir farkı yok Cenab-ı Hak için. Güneş doğduğunda bir ağaca ışık vermekle milyarlarca ağaca ışık vermek, bir göze ışık vermekle milyarlarca göze ışık vermek arasında hiçbir fark yoktur güneş için. Güneş Allah'ın bir mahlukudur. Güneş için az çok fark etmezse, bir ile bin fark etmezse Allah için bir insanı yaratmak ve yeniden diriltmekle bütün insanları yaratmak ve diriltmek arasında fark yok. Böyle sonsuz kudreti ve ilmi olan Allah Celle Celaluhu öldükten sonra insanları tekrar diriltecektir. Amin. Eyvallah. Evet gençler, gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.